Galata'dan merhaba. Mat Podcast'in Serbest Dalış programına hoş geldiniz. Serbest Dalış'ta bir kentsel gündemi uzmanıyla derinlemesine ele alıyoruz. Bugün Postane Stüdyo'da konuğum Emre Altunok. Şehir plancısı, fotoğraf sanatçısı, akademisyen, uzun yıllardır da konut üzerine çalışan bir araştırmacı. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk aslında güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir konuyu, konut sorununu ve bu sorun karşısında içinde bulunduğumuz yeni döneme uygun çözümleri, alternatifleri konuşacağız. Ama çok kısaca başlarken, yani biz konutu ne zaman konuşsak, yani tarihsel olarak baktığımız hep bir kriz, hep bir sorun, hep bir buhran vurgusu. Ve bugün de o devam ediyor. Konut sorununu nasıl tarif ediyoruz? Bugünkü konut sorununu 150 yıldır, 200 yıldır konuşulan, yazılan, konut sorunundan ayıran bir şeyler var mı? Kendim doktora araştırmamı yaparken son kerte de eleştiriye tabi tutacağım şey gözle görünür büyük kentlerdeki dönüşümün kendisi. işte Çeper'deki büyük lokmalı, kapalı site biçiminde, toplu konut biçimindeki kentleşmenin kendisi olacaktı. Oraya giden yolda konut sorununu daha derinlikli ve daha geniş çerçevesiyle ele almak da gerekecekti. Tabii doktora tezi yazıyorsunuz. <laughs> konunun derinliklerine inmek gerekiyor. Oraya e, girdiğimde şunu görmüştüm. Hala da konu sorunu sözcüğü beynimde o noktayı e, hedef alıyor. Orayı ne diyelim tetikliyor tekrar. Mevzunun bir epistemolojik bir boyutu var. Yani sorun sözcüğünün kendisi üzerinden bir sorunu bilimsel olarak nasıl tarif ettiğimiz aslında yine son kertede e, ona nasıl çözüm üreteceğimiz ve hangi araçları e, kullanacağımızı belirlemeye başlıyor. Yani elbette bizim dünyaya verdiğimiz tepki, sorunları aşma tarzımız hep böyle deterministik çerçeveye oturmayacak ama en de sonunda mevzuyu bir kavramak isteriz yani. Ortada bir sorun yokken de iyi şeyler yapmak istiyor olabiliriz. O zaman da bulunduğumuz bağlamı anlamaya çalışırız işte. Aklıma hep şey geliyor. Ya Turgut Cansever'in Demir Evleri. Yani yerinde hayal etmek yapıyı böyle teknisyen olarak haritanın üzerinde kurmak değil de o kokuyu alıp o rüzgarın ensene vurmasına izin verip orada düşünmek ağacı sincabı görerek yani. Şimdi bağlama dönüp baktığım zaman bizim konut sorununu tanımlama tarzımız pozitivist determinist bir çerçeveye oturuyor. Yani dünyaya çok nasıl diyelim laf salatası yapmadan özet ve daha kolay ifade etmeye çalışayım. Dünyaya rakamların çerçevesinden bakmak, rakamlarla yaklaşmak. Onu analitik bir çerçeveye oturtmak. Dolayısıyla nicelik olarak görmek, idealler üzerinden konuya yaklaşmak bizi bu ideallere götürecek gerçekçi, iktisadi ve politik çözümleri tesis etmek için faydacı yaklaşmak konuya. Şimdi bunların tamamı konut dediğimiz şeyin olgusal çerçevesine, bağlamına tek bir boyuttan bakmak demek. Yani biz konutu içinde yaşadığımız bir evren olarak görecek olsak o zaman konuta kendimiz gündelik hayatta kendimizin yani gündelik hayatta böyle rakamlarla falan yaklaşmadığımızı görürüz. Tabi. Bu dediğin ev... tarif aslında. <laughs> öyle bir yere hani yuva demezsin herhalde evet. ya da işte evim demez. O, o konut. Tabi. Yani çok. Zaten konut sözcüğünün tasfiyesi gerekiyor tam da o noktada. Benim de tez jürisinde olduğum bir doktora araştırmasının anahtar kavramıydı. Ev. Yani hepimiz evderiz. Ha tabii birazdan bu söylediğimin altını kendim oyacağım. Yani baskın olan söylemin, pratiğin, ideolojinin kendisi toplumsal olarak bizim konutla kurduğumuz ilişkiyi de dönüştürdüğü için biz de kendimizi bazen konuta 3 artı 1, 2 artı 1 derken buluyoruz. Dolayısıyla konut bizim için de rakamlarla ifade edilen bir şey haline geliyor. Hatta yani nereye kaç metre uzaklıkta olduğu, tavan yüksekliğinin ne olduğu her şey rakamlarla ifade edilebiliyor konutta. Dolayısıyla bu pozitivist determinist çerçevenin eleştirisini yaptığımız anda kendimizi tarihsel olarak da onu araçsallaştıran o çerçeveyi araçsallaştıran modernite projesinin eleştirisi içinde buluyoruz. Oradan da bugünlere doğru geldiğimizde bütün bu modernleşme hikayesinin aslında konutu teknokratik bir çerçeve içinden almayı gerektirdiğini görüyoruz. Yani kitlesel olarak kenti yeniden kuran politik iktisadi dönüşümler, yani sanayileşme, modern anlamda kentleşme Neyi getiriyor? Konutun e, kitlesel üretimini. Yani David Harvey orada bu kitlesel üretim sürecini bir e, iktisadi çevrim olarak okuyor ama onunla birlikte onun tüketimi nasıl tetiklediği, tüketimin de bir mekanı olduğunu e, hatırlatıyor. Dolayısıyla tüketici birim olarak konut, bu modernite projesinin atfettiği anlamlardan bir başkası, bir başka kul var tartışma kulvarı. Bu tüketici birim olarak konutun kendisi aynı zamanda yine e, 20. yüzyıl ortasının modernite projesi içinde yeniden üretimin mekanı. Yani aslında emeğin yeniden üretiminin ne diyelim e, çekirdek birimi. Bu konutlar bir de e, daha kastelsiz bir çerçeveden baksak bir araya geldiklerinde toplu hale geldiklerinde topluca üretilir ve tüketilir hale geldiklerinde diğer ortak tüketim toplu tüketim fonksiyonlarıyla birlikte çalışan e, bir işlev de kazanıyor. Nedir o? Öncelikle yine doğrudan perakende tüketim ama aslında Aynen. ondan ondan daha önemlisi işte refah devleti mekanizması olarak eğitim, ondan sonra kültür ve sağlık, spor gibi birçok bir, bir başka rekreatif ama Marksist anlamda yeniden üretim işlevine sahip fonksiyonlarla bütünleşik bir biçimde devreye giriyor. Dolayısıyla bu tekelden inşa edilen üniteler salt konut fonksiyonundan oluşmuyor, onlara entegre olan Dolayısıyla da modernite projesinin biçtiği bağlamıyla bir gündelik hayatı mümkün hale getiren, dolayısıyla sisteme entegre olan atomize edilmiş modern bireyin kendisini toplumsallaştıran bir çerçeveye oturuyor. Şimdi bu anlattığım anlattığı son derece Avrupa merkezli bir çerçeve tabii ki ama bu yaygın pratiği okumak için hala işlevli. Yani Türkiye'de gerçek anlamda özel mülk sahipliğinin liberal köke, köklerine uzanılacak şekilde bir modernizasyon hiçbir zaman yok bir kapitalistleşme yok ya da varsa da gecikmiş bir kapitalistleşme. Refah devletinden zaten söz edemiyoruz. Yani o İtalya ikameci dönemin ne diyelim kendine has bir 60 anayasası sonrasında bir 10 yıllık label epoku var. Bu dönemde böyle Bayındırlık Bakanlığı'nın sosyal konut yaklaşımları var, çerçeveleri var. Belki onlar işte o Kastelçi ortak tüketim mekanı olarak konut ve diğerleri benzetmesine belki oturabilir ama onlar da sayıca 3-5 tane. Türkiye'de aslında 50 sonrası hızla Anadolu'dan batıdaki merkez kentlere akan göç hareketini absorbe edecek, emecek kentleşme pratiğinin ana birimi hiçbir zaman toplu konut ya da sosyal konut olamıyor bu yüzden. Onun da türlü sebepleri var. O bizim mevzumuz belki olmayabilir burada ama o modernleşme hikayesinin gecikmiş pratiğinin aslında yaygın bir biçimde 2000 sonrasında kendini Kentsel bugünkü e, Türkiye'nin ideolojik, politik ve kültürel süzgecinden geçirilmiş biçimde yeniden ürettiğini görüyoruz. Yani aslında 2000 sonrası AKP egemenliğindeki politik iktisadi çerçeve yeni bir kentleşme pratiği yaratıyor. Onun uygulayıcı, denetleyici, düzenleyici örgütleri, mekanizmaları ve kurumları var. TOKİ zaten hepimizin bildiği gibi orada öncelikle neredeyse Tek düzenleyici kurumdu. Sonra bakanlık, çevre ve şehircilik bakanlığı ona eklemlendi. Ve bugün aslında kentleri konuşmanın başında da söylediğim biçimiyle toplu konut biçiminde büyük lokmalı ve kapalı siteler biçimiyle Üstelik sadece üst sınıflar için değil. Tokinin argümanlarını kullanacak olursak düşük gelir grupları dahil olmak üzere hepsini kapsamaya odaklı bir biçimde kentleştiriyor. Şimdi buradan baktığımızda bu sayısal yaklaşım konut sorununu bugün nasıl ifade ediyor? Aslında kiralanacak konut yok. Evet. E, fiyatlar çok hızlı artıyor. Hı hı. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Bu hı hı. konut fiyatlarına yansıyor. Hı hı. Konut üretiminin Neredeyse tek yöntemi. yöntemi kentsel dönüşüm özellikle büyük kentlerde tabii bu böyle. Hani böyle kentin henüz dinamik bir biçimde çeperde e, büyüdüğü ve organik bir biçimde de göç aldığı orta büyüklükteki kentleri e, devre dışı bırakırsa büyük kentlerde dönüşüm biçiminde de gerçekleşiyor. Büyük bir payı var kentsel dönüşümün e, yeni konut üretiminde. Orada da aslında temel argüman yine sayısal bir biçimde konut açığı mevzusu. Tabii onun karşıtı olan bir konut fazlası. Şeyi de var, argümanı da var yani elde kalan konutlar, satılmayan konutlar, yarıda kalan inşaatlar mevzusu da var. Burada bir araya hı hı. girip sadece şey anekdotunu vermek isterim. Bizim bu hı hı. Gecekondu haberleri üzerinden yaptığımız araştırma arşiv çalışmasında Gecekondu'nun hen henüz ülke gündemine girmediği o kısa dönemde yani 40'ların öncesinde, 30'ların sonları, 40'ların başındaki... O kentleşmenin bir fenomen olarak yaşanmadığı, hı hı. kentlerin hala yeni cumhuriyette hani belli başlı hı. sınırları belli, belki de işte o eski imparatorluk yükünü de taşıyan hı hı. konut meselesi hep mesken buhranı şeklinde hı. haberleştiriliyor. Mesken buhranından kastedilen de aslında kentte kiralanacak orta sınıf konutun olmaması az olmaz. Yani o aslında o kısa dönem ve bugün belki senin tarif ettiğin şekliyle yani o modernizmin e, sınırlarını çok net bir şekilde çizdiği konut çerçevesini Sanki çok örtüşüyor gibi geldi. Yani hı hı. çünkü aslında belli kodlar yani aynı kodlarla gene konuta yaklaşılıyor ama Öyle 100 yıl yani. önce. Yani bir anda böyle bir şey canlandırdı. Tabi burada Tabii. bir kendiliğinden konut yapma pratiği yani aslında Türkiye kentleşmesinin belki de tarifi olan hı hı. ağırlıklı olarak halkın kendi konutunu yapma anlatısı burada kendine yer bulmuyor. Aslında o hikayenin içinde bu modernleşme ile neredeyse eş anlamlı görülen o pratiğin kendisi yani toplu konut inşa etme hali. Kooperatif biçimiyle de olabilir çünkü biraz ona geleceğim. Kooperatifler orta sınıf kentleşmesi için çok ciddi bir tarihsel rol üstleniyor. Ve çok sivil bir kentleşme başarısı aslında o. Ee, ona geleceğim ama orada bütün bu eleştiriye tabi tuttuğumuz o modern yıkıcı konutlaşma çerçevesiyle senkronik bir biçimde hala niteliği önemseyen, niteliğin de devrede olduğu ama hala nicelik olarak da kendini açıktan hani nasıl diyelim dayatan uygulamalar da var. Mesela Kemal Ahmet Arun'un Levent'i. O bir toplu konut. Yani hatta Türkiye'deki ilk toplu konut uygulamalarından bir tanesi. Orası o kadar enteresan bir şey bir yer ki e, yani uydudan baktığınızda Çeliktepe, Gültepe kadrajı e, bütün o ilaç fabrikaları sol cenahta. İşte sağ cenahta Levent. Yani e, şeyin or, orada yoğunlaşan endüstriyel sermayenin iki yakasında beyaz ve mavi yakalının kentleştiğini görüyorsunuz. Biri gece kondu biçiminde kentleşiyor. O işte self-help urbanization yani nedir? Kendi kendine e, konut sorununu çözüyor. Diğer yakada ise bir teknokrat olarak e, mimarın kamu yararı hedefiyle e, aslında bakarsanız ve devlet güdümüyle orta sınıf konut sorununa çözüm üretmeye çalıştığını görüyorsunuz. Ama bunu yaparken bugünkü bağlamıyla nasıl diyelim yüksek e, katlı ondan sonra hektarlarca alanı e, açık otoparklarla kullanan Ondan sonra e, zemini tamamen betonlaştırarak yağmur suyunun aşağı inmesine imkan tanımayan, etrafını duvarlarla ören, dev istinat duvarlarıyla yaya hareketini imkansız hale getiren biçimiyle değil. E, üstelik engebeli bir e, topografi olmasına rağmen, az katlı, e, bahçeli, yeşil alanla bütünleşik bir yaşamı e, hayal ediyor. Müthiş bir yaya network'ü öneriyor mesela. Taşıt yollarından ibaret değil sadece çözümü. E, tabii e, onu mümkün kılan, yani onu romantize etmeye çalışmıyorum. Onu mümkün kılan koşullar var ve dönemin konut sorununa yaklaşımda hala açıkta bıraktığı ve mimara plancıya bu fırsatı sunan özellikleri var. Şimdi onun tamamen aşıldığı, bugün onun tamamen dolayısıyla da romantik kulvarına atıldığı bir dünyanın içindeyiz. Fakat bizim konut sorununu yine rakamlarla fakat en can alıcı noktasından anlamamız gerekecekse ben şunu ifade etmek istiyorum. Mesela 1950 yılında belediye yerleşimlerinin toplam nüfus içerisindeki payı %27, 2000'de %70 ve bugün %95'i aşmış durumda. Yani Türkiye kentleşmiş durumda böyle baktığımızda. Fakat bu kentselliğin son 20 yıllık evresinde konutun sunumunda neredeyse rakipsiz tek bir form var konut formu var. O da deminden beri konuştuğumuz toplu konut biçimi. Ve bunu üreten kurumun ve onun bağlı olduğu ideolojinin temel söylemi de konut açığını, onu da nasıl tanımlıyor bu arada? Hani işte özellikle deprem gibi afetlerle yerle bir olacak potansiyel bakımsız gece konduyu o hesaba katıyor. O zaman müthiş bir konut açığı hesabı ediyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var elbette. Dolayısıyla bu konut açığına karşı konut sorunuyla aslında iç içe olan topluma bir şey sunuyor. Nasıl diyelim? Çözüm sunuyor. Söylen bu. Fakat 2002 ve 2020 aralığında konut üretimindeki yıllık artışa bakıyorsunuz. Ortalama %23 artıyor. Yeni konut. Yani toplam konut sayısı her yıl yeni konutta yıllık %23 artış gösteriyor. Şimdi Türkiye'de her bir yıl, önceki yıla göre %23 daha fazla konut üretilirken Ev sahipliği e, ne kadar değişiyor diye baksanız, 2002'de 73 olan ev sahipliği 2019'da 59'a geriliyor. Yani konut üretimi her yıl 23 büyürken insanların ev sahibi olma oranı top, toplumda yüzde 73'ten 59'a geriliyor. Yani konu birden fazla evi olanların sayısı da artıyor. Artıyor. Şimdi e, başka da rakam söylemeyeyim hiç evet. girmeyeyim. Mesela bu o kadar somut ve mevzuyu odaklanmamız gereken yeri o kadar net bir şekilde çeken bir değer ki bunun bizim için yeterli olması gerekiyor. Son bir şey de belki mevcut konutların, diyelim ki bu kadar konut üretiyoruz. Bunların ne kadar alınabilir karşılanabilir olduğu üzerinden olabilir. Yani mesela İstanbul'da ortalama 400 bin lira olan bir konutun aylık kredi geri ödeme tutarı 5500 lira civarında. Asgari ücretin 2943 lira olduğu bir koşulda nüfusun çok önemli bir bölümünün aslında bu nitelikli konut sahibi olamayacağı ortaya çıkıyor ki üretilen konutun ne kadar nitelikli olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Yani bütün bu kurgu kent, kenti dönüştürdüğü hal üzerinden de ele alındığında sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alındığında neye rağmen toplu konut biçiminde kentleşiyoruz ve büyümeye devam ediyoruz çerçevesinde ele alındığında Neresinden tutarsak tutalım sorun. Sorunlu. sorunlu. Ya yani bunu e, artık hani her yerde herkes konuştuğu için belki bu tartışmayı tam burada kesebiliriz. Yani burada tabii Hı -hı. burada bence de artık biraz daha alternatif aramaya başlayabiliriz. Sadece Hı -hı. şunun herhalde notunu düşmek değerli. Bu artık görmezden gelinemeyecek şekilde toplum tarafından hissedilen bir sorun olması belki şu anı önemli değerli kılıyor El, hı hı. elbette tarih boyunca bunlar hı hı. bu dönemler yaşandı ama şu anda böyle bir isyan nedir isyan konut bulamıyorum biraz şey gibi hani işte, taksi bulamıyorum konut bulamıyorum kiralayacak konut bulamıyorum ben yani o kadar bir e, krizin e, sorunun büyüklüğü e, net seçiliyor ki hı hı. E, bu da bize başka imkanlar sağlıyor aslında yani nasıl imkanlar sağlıyor o zaman farklıyı düşünmek ...aramak, belki biraz daha cesur çözümleri talep etmek. İşte bu, aa burada bir sıkıntı var, ne bu sıkıntı? İşte bu senin çizdiğin çerçevede, e, bunun ekonometriyi sıkıntılı... ...çoğaltmalıyız üretimin yerine, neyi aradığımızı sorgulayıp... ...politika inovasyonlarını talep etmek, çeşitlendirmek gibi... E, ...acaba çözüm tarafında daha cesur olmak istesek... ...nelere hedeflemeliyiz? Hı hı. Tam da bu dertlerle işte bağlı bulunduğum okulda Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 3. sınıf mimarlık öğrencilerine stüdyo veriyoruz. Yani mimar tasarım stüdyosu hep kentsel bağlam içinde mimarlığı ele alma derdinde olan bir stüdyo bizim verdiğimiz haliyle. Özellikle ikinci döneminde yani hemen bitirme projelerinden önce aldıkları stüdyo öğrencilerin kent dokusunu ve onun bağlamını kavramaya odaklı, ona analitik bir gözle yaklaşıp e, bilme becerilerini kazandıkları bir stüdyo. Yani birden fazla e, mimari birimin bir araya gelmesiyle yaşam, içinde yaşamın mümkün olabildiği, böyle bayındır edilmiş bir yer üretmek de projenin nasıl mevzusu. Dolayısıyla da konut ara ara dönüp dolaşıp verdiğimiz şeylerden biri, mimari programlardan bir tanesi. Bir süredir de Reinforcing Urban Commons temasında çalışıyoruz. Nedir? Kentsel müşterekleri bayındır etme, onları mimarlığın perspektifinden ele alma temasında çalışıyoruz. Tam da bu Türkiye'deki biçimiyle kentsel dönüşümü yıkıp yeniden yapmaya odaklı olan kentsel dönüşümü eleştireye tabi tutan bir proje verdik geçtiğimiz senelerde. Çanakkale'de mimar proje yarışması gündeme gelen sosyal konutlar mevki. Yani böyle uydudan baktığınızda Çanakkale'deki tek toplu konut görüntüsü e, uzun bir süre. Şimdi biraz Çanakkale'de çeperde e, yine hızlı büyüyen bir kent haline geldi. Baktığınızda halk ağzında sosyal konutlar mevki deniyor ama işte e, sosyal konut yapılması amacıyla kamulaştırılıp daha sonra kooperatiflere e, satılan bir alan. Kooperatif e, örgütlenmesi sayesinde kentleşmiş bir yer. Şimdi e, şeye baktığınız zaman böyle 5-6 katlı konutlar, Lojman görünümü veren hani e, az yoğunluklu, bir de biraz da eski değilse o yeşilinde biraz yapıları yapıların yüksekliğine geldiği e, o peyzajı bilirsiniz. E, öyle bir peyzajdan söz ediyorum. Tabii yine konutların ortaları e, otoparklara dönüşmüş, o yeşil alanlar e, biraz işlevsiz hale ve bakımsız hale gelmiş falan filan. Yapılar da çok eski fakat enteresan bir biçimde biz stüdyoda öğrencilere alana araştırması da yaptırıyoruz ve buna mülakatlar ve şey de dahil yani mimarlık okulunda pek alışılagelmiş bir yöntem değil ama anket de buna dahil. O dönem yıkıpinden yapmaya karşı bir pozisyonu aslında dert etmek istedik. O da işte incremental development ya da ne diyelim adım adım zaman içerisinde gelişme, değişme diyelim ve infill development o da bir önceki toplu konut evresinde orta düzeyde ya da düşük düzeyde bir yoğunluğa sahip bir çevreyi bugünün şartlarında ne diyelim yoğunluk açısından doyurmak. Dolayısıyla boşluğu dolgulamak aslında baktığınızda bu genellikle yıkarak yap, yapılan bir şey Türkiye'de. Yani görece az yoğun gece konda alanı gider yerine çok yoğun toplu konut gelir yıkılır yani ya da şeyde olduğu gibi Ataşehir Mimarisken bloklarında ya da başka başka yerlerde de örnekleri var. Eski e, sosyal konutların yani yine yıkılıp yerine çok daha yoğun kapalı sitelerin geldiği örnekler. E biz de sosyal konutlar mevkiinde bütün yapıları koruma e, görevi verdik öğrencilere. Peki bunun mimar tasarım projesi kısmı neresi? O yapıları yeniden ele almak ve onları onarmak. Onların mimari organizasyonlarına kentsel tasarım organizasyonlarına yeni bir perspektiften bakmak ve onları daha yaşanılır, günün ihtiyaçlarına ve kullanıcılarına daha uygun hale getirmek. Şimdi bu bu çerçeveyi biz niye önemsedik? Mevcut konut sorununa çözüm arayışının rakipsizliği asıl eleştirimizin kendisi. Yani bunun dışında bir yaklaşım tarzı yok mu? Yani yıkıp yeniden yapmakla onarmak e, dikotomisinin kendisi. Aslında burada merkezine aldığımız şey. Genellikle yıkıp yeniden yapmanın e, rakipsiz olmasının sebebi onarmanın o yeni olanın çekiciliğini içermiyor olması daha maliyetli olacağı kuşkusu ondan da önemlisi onarmanın bir seçenek olarak zihinlerde hiç ortaya çıkmıyor olması. Şimdi bu gerçekten hani ciddi anlamda eleştirilebilecek bir şey. Yani bunun toplumsal kültürel boyutları var. Demin söylediğim o şeyin ideolojik perspektifin kente pozitif determinist bakışın toplumun perspektifini de belirleyecek güce ulaştığını gösteriyor. Yani çok enteresan bir e, boyut bu. Halbuki şeye baktığınız zaman literatürde bu o, incremental development hatta incremental planning diye de e, bir kulvar var. bir e, Mevcut klasik modernist geniş kapsamlı rasyonel planlama anlayışının eleştirisinden söz ediyorum. O da planlamayı yine bir moment olarak bir köklü dönüşüm momenti olarak onun aygıtı olarak görmemek onu da bir süreç olarak görmek. Yani dönüşümü gerçek anlamda sözlük anlamıyla bir süreç olarak okumak. Şimdi baktığımız zaman gece kondu deneyiminin kendisi de tam olarak bunu oturuyor. Yani gece kondu dediğimiz şeyin kendisi tam bir incremental development hikayesi. İhtiyaçlar ortaya çı çıktıkça yaşadığınız mekanı bizzat kendinizin dönüştürmesi. Gece kondu o yüzden eklemlenerek mekansallaşır. İşte çok klasik şey analoji evdeki çocuklardan biri evlenme yaşına gelir, evlenir. Başka yere gitmez. Üst kata, Üst kata çıkılır. Ya da işte ne bileyim ben konutun boyutları, oda sayısı yeterli gelmez. genişleyi verir Ve bizim aslında mimar olarak egzersiz ettiğimiz, stüdyoda egzersiz ettiğimiz biçimiyle konut planı modifiye olur. Bu zaten mümkündür. Yaşanıyor. Çok uzun bir süredir. Dolayısıyla onun özellikle kendi kendine kentleşme deneyimi bağlamında müthiş bir tarihi var. Dolayısıyla da müthiş bir birikim demek bu. Üstelik bu birikim son derece sivil. Yani şey de değil. Yani modernite projesinin yine icatlarından biri değil. Oradan da mesken tutmanın toplumsal kültürel dağarcığına e, dahil olduğunu hat hatırlamamız gerekiyor bunun. Şimdi o zaman biz neden aslında dönüşüme bu çerçevesiyle yaklaşamıyoruz? Bu birinci soru. İkincisi de bu yaklaşımın başarılı olduğunu görebiliyor muyuz? İyi örnekler var mı? Şimdi baktığınız zaman bu yalnızca Türkiye'de değil, gelişmiş batı ülkelerinde de hala bizde yaşandığı gibi daha çok yıkıp yeniden yapmanın ya da yeni yeni bir konut birimi üretmenin daha çekici olduğu bir bağlama oturuyor. Ama en azından buna eşlenik olarak alternatifin de mümkün olabildiğini görüyoruz. İşte meşhur mimarlık ofislerinden Lakaton Vassal'ın mesela mevcut toplu konut ünitelerini, apartmanlarını diyelim, plan tipolojisi ya da organizasyonu dahil biçimde Yalnızca cepheye müdahale olarak değil ya da bir tür iyileştirme, yangına, sele, neme, sese karşı daha iyi yalıtılmış hale getirmeyi kastetmiyorum. Bunları da içerecek biçimde ama ihtiyaçlara yine daha iyi cevap verecek biçimde dolayısıyla da katılımcı bir çerçevede dönüştürebilecek mimari önerilerde bulunduğunu görüyoruz. Üstelik bu projesiyle ödül alıyor, önemli bir ödül de alıyor ve bunun tek bir örnek olmadığını özellikle Batı Avrupa'da sayısının giderek arttığını görüyoruz. Bu konutun dönüşümünün ya da kentlerin dönüşümünün formasyon bağlamındaki karşılığı. Bir de onun organizasyonel boyutuna baktığımız zaman onun da kooperatifler biçiminde gerçekleşebildiğini görüyoruz. Şimdi bizim özellikle Çanakkale'de bu stüdyoyu vermemizin bir sebebi de oydu. Yani kooperatif kullanıcılarının büyük oranda hala bugün de 80'lerde inşa edilmiş bir yer olmasına rağmen orada konutun sakin olduğunu da gördük. Dolayısıyla zaten kooperatif biçiminde kentleşmiş bir yerde uygulanabilirliğinin daha da yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama onun dışında pek hala kooperatif biçimde örgütlenmenin gece kondu dönüşümünde de başka türden yani yapsatta geçmiş bir yerde de mümkün olabileceğini biliyoruz. Kooperatifi de yine tarihsel bağlamıyla ele alacak olursak onun gerçek anlamda bir kendi kendine örgütlenme, sivil bir örgütlenme ve dayanışmacı ekonomi bilim, organizasyonu olduğunu görebiliriz. Yani yine bugün giderek daha fazla duyduğumuz bir yazın var, bir kavram var. O da dayanışmacı ekonomiler ya da sosyal dayanışma ekonomileri. Hatta ekonomi ağları. Yani senin de katıldığın bilgideki bir panelde Yine bir başka stüdyo, proje stüdyosu üzerinden bu konuyu ele almıştık. Bu dayanışmacı ekonomilerin içinde kooperatif biçimde konut da var, ne bileyim telekomünikasyon da var. Yani her şeyin kooperatifi mümkün neredeyse e, ve bütün bu kooperatifler, sivil örgütlenmeler, inisiyatifler topyekün alternatif bir sayede örgütlenmeyi mümkün kılıyor. Bunların kendi aralarındaki dayanışmacı ilişkiler bir ağ örgütlenmesine dönüşüyor ve o zaman gerçekçi bir alternatif ekonomi olma imkanı e, sunuyor. İşte bu Kat katalan örneği, Barcelona örneği, bunlardan bir tanesi. Üstelik yerel yönetimin de desteğini alıyor. Tabii onun tersel kazanım gibi görmek lazım. O arkasında ciddi bir savaşım var. Ve son kertede de konut kooperatifleri yine kooperatif biçimde örgütlenmiş mimar mimari çözümlerle ya da o mimarlık ofisleriyle gelişiyor. İşte Sostresi Civic, La Col gibi örnekler. Burada yani Aha. bir araya girmeye ihtiyacı Tabii. duyuyorum. Aslında yani şu vurgu yapmak gerekiyor. Yani kooperatif bir bir örgütlenme modeli olarak tam da bahsettiğin imkanları yol açıyor ama hmm. bir yandan da bir kendi belleğini de taşıyor ve hmm. o bellek her zaman olumlu değil. Yani hmm. özellikle konut kooperatifleri Türkiye deneyimine baktığımızda öne çıkartılan örnekler bir şekilde suistimale yol açmış projeler hmm. işte e, Zamanı yayılmayı aslında inşaatı zamana yayarak yani bitmeyen bir hı hı. E, proje halinde zamana yaymalar, hı hı. E, anti demokratik yönetim yapıları hı hı. E, hatta işte kendine ekonomik çıkar e, elde eden küçük zümre insanlar hı hı. böyle bir aslında şeyimiz var belliğimiz var hı hı. ve bu kentsel bellek... Neden önemli? Bugün bahsettiğimiz kooperatif arayışları çalışmaları politik olarak da bir yere oturuyor. Yani Hı -hı. orada böyle bir geçmişle aslında doğrudan bağını kurmak ya da bu anlatıyla bağını kurmak çok mümkün değil. Tam Hı -hı. tersine işte o yüzden de yeni kooperatifçilik diyoruz ya da işte dayanışma ekonomileri Hı -hı. diyoruz. Yani bir sıfat koyma ihtiyacı duyuyoruz. Hı -hı. Elbette geçmişte çok değerli kooperatif deneyimleri de e, oldu. Ama bu işte hani şeyden bahsederken bu modernist çerçevenin toplumsal Londra'dan burada da böyle bir gerçeklik var. Yani bunun Hı -hı. da bir toplumsal algısı var ve bu Hı -hı. toplumsal algı bugünkü çalışmalarımızı etkiliyor. Yani tabii. işte kooperatif olsun dediğimizde aman bulaşmayalım da de denebiliyor ya da nasıl olacak falan da denebiliyor. Ya yani onu tabii. Orada çok temel bir fark var tabii ki. Türkiye'deki deneyimin kendisi aslında kooperatifin bir sonuç ürün olarak konutun bitmiş inşaat halinde gerçekleşmesine entegre oldu, ona e, endeksli olduğu pardon halbuki bu katalan deneyimi e, şunu gösteriyor e, konut kooperatifleri inşaat gerçekleştikten sonra yaşamaya devam ediyor zaten ana hedef o değil ana hedef birlikte yaşamın kooperatif bir yaşamın e, o yüzden bizim stüdyonun adı da oydu yani kooperatif living dedik yani kooperatif konut demektense çünkü amaç konutu üretmek değil konutu o barınma sorununu çözmek yani işte o düzcede olduğu gibi akut olduğunda tabii ki e, o komut üretmek e, en temel ve en önemli işlevi olabilir kooperatifin. Ama e, asıl e, dayanışmacı ekonomi sıfatını hak edebilmesi için kooperatifin yaşamını sürdürmesi en başından yani insanları bir araya getirip ortak değerleri, ortak ihtiyaçları tanımlama e, düzeyinden e, geleceğe açılan daha nitelikli, e, adil, e, sinerjik bir e, toplumsal yaşama doğru uzanan bir süreç olarak gördüğümüzde kooperatifi o zaman kooperatifin hayatta olması gerekiyor. Kendini fonlayan, kendi ne diyelim müşterek çıkarlarını mümkün hale getirecek, ihtiyaçları karşılayabilen, onları geliştiren kişilerin potansiyellerini ortaya çıkaran bir boyut kazanması bekleniyor. İşte o zaman baktığınızda Örneğin Çanakkale Sosyal Konutlar Merkezinde ne olabilirdi diyelim, somutlamaya çalışalım, örnek verelim, hayal kuralım. Bizim öğrencilerin yaptığı şey aslında bütün bir dönem boyunca gerçekten de çok enteresan çözümler de ortaya çıktı. Henüz o, o projeleri yalnızca kendi okulumuzun yıl sonu sergisinde gösterebildik ama o stüdyonun hocalarından biri olan Emre Altürk'le stüdyonun deneyimini paylaştığımız bir bildiri yayınladık, bir makale yazdık. Bütün dönem öğrencilerin yaptığı şeyi şimdi yapmaya çalışalım. Aslında konutun istendiğinde küçülebildiği, genişleyebildiği, daha önce ne bileyim o mimar projenin küçük tuttuğu bir mutfağın e, geliş, gelişebildiği, genişleyebildiği, işlevsiz bir biçimde e, ortaya koyduğu balkonun yine bir tür kat terasına dönüşebildiği, paylaşılan bir mekana dönüşebildiği, e, karanlık iç koridorların e, ışık alan yine paylaşılan mekanlar haline gelebildiği, e, işlevsiz e, terasların çatı e, aralarının kullanılabilir hale geldiği, ve yine yalnızca konutun kendisini değil o ünitenin yakın çevresinin bahçesini paylaşılan ortak alanlarını sadece çocukların oyun oynadığı bir yer olarak değil yeri geldiğinde bostan olarak kullanabildiği bir yer olarak yeniden hayal et. Bütün bu mevzunun kendisi aslında orayı yeniden inşa edecek bir biçimde ama yıkmadan inşai müdahalenin maliyetlerinin karşılanmasını gerektiriyor. Şimdi kooperatif nedir? Kişilerin kaynaklarını birleştirerek ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılamasıdır. Şimdi dolayısıyla bir, bir ilk yatırım maliyeti var burada. Ama kooperatifin yaşamını sürdürdüğü modelde kooperatif tıpkı bir gıda kooperatifi gibi aynı çevrede konut çevresi içerisinde bir dükkan açabilir. Orada ürettiğini, bu üretim e, yalnızca çok sık rastladığımız bir örnek olarak bahçenin bostana dönüşmesi ve bostanda üretilenler biçimde görülmemeli. Çünkü onun zaten getireceği ekonomik katkının sınırlı olduğunu da biliyoruz. Ama mekanın daha e, iyi mimari çözümler bağlamında daha verimli biçimde ele alınması size konut dışı işlevleri de e, aynı metrekareler içerisinde üretme fırsatı da sunduğu için e, ortak çalışma alanları, atölyeler e, gibi kişilerin, demin de söylediğim gibi potansiyellerini ortaya çıkaran, gelirlerini eklemlendirebilmelerini sağlayan yani o mixed income strateji haline geliyor. Ne diyelim? Karma gelirli bir modele dönüşüyor ve bunu aslında kooperatifin havuz bütçesini geliştirmek bağlamında yapıyorlar ve o kooperatif dolayısıyla gelecekte ortaya çıkabilecek başka ihtiyaçların karşılanması, yine gelecekte ortaya çıkabilecek onarım maliyetlerinin karşılanması için bu fonu sürekli çalıştırıyor ve bunun Tabii ki sosyal dayanışmacı ekonomiler bağlamında başka karşı karşı değil de başka katkıları var aslına bakarsanız yani geleneksel anlamda çok uluslu şirketlerin domine ettiği piyasalara aslında sivil çözümler sunmuş oluyorsunuz, sivil üretimin kendine alan açmasına imkan sağlamış oluyorsunuz vesaire. Bütün burada tabii Hı -hı. bir yandan da şöyle bir imkan açmış oluyor. Şimdi konut içilen rol diyelim, İşte bu son 20 yıl özelinde de diyebiliriz. İşte Hı -hı. Yeniden üretimin bir nevi hapsı olduğu alan, çünkü işte üretimin alanı başka bir yerde, Hı -hı. Işte ticaretin alanı başka bir yerde ve bunlar arasında kurulan işte belli bir ulaşım modeliyle Hı -hı. ağlar. Yani hani böyle bir kentleşmeye de Tabii. İktisadi, mekansal çerçevesi bu şekildeyken... Hı hı. Bu anlattığın tarzda bir konut algısı aslında üretimi, yeniden üretimden ayırmıyor, <laughs> içine çekiyor. Dayanışma ve işte sosyalleşme mekanlarını da birlikte düşünmeye yol açıyor. Bu da aslında kenti yeniden kurmaya başlıyoruz. Evet, karma kullanımlı ediyoruz. bir çerçeveyle. Üstelik onu dikeyde de mimarlığın bilgisinin devreye girdiği yerde biraz orası aslında. Kısıtlı metrekarelerin içerisinde bunu yapmak mümkün. Ama bunu biz aslında bu çerçeveyi Çanakkale örneğinde modellemeye başladığımızda bunu bir proje olarak olarak öğrencilere verecekken yine bir türden Compact City yaklaşımının, bir tür değişik kent yaklaşımının içinde yapmak zorunda olduğumuzu fark ediyoruz. O da nedir? Kooperatife yeni mekanlar üretmek, ihtiyaçlar bağlamında kimi birimleri genişletmek, kimilerini küçültmek belki biçiminde bir onarım sürecine, bir yenileme sürecine giriyorsanız ekstra metrekarelere ihtiyacınız var. Üstelik o ekstra metrekarelerin bir kısmını kooperatif mülk sahibi olacağı için yine kiralamak suretiyle kooperatife gelir üretebilir. Sonunda mevcut pratikte olduğu gibi yine toplam inşaat alanının arttığı bir dönüşüm modeli. Fakat işte Çanakkale Sosyal Konutlar Mevki yarışmasında olduğu gibi bir anda üç kat emsal artışıyla değil. Bunu modellemek, bunun ekonomik modelini kurma tabii ki son derece karmaşık görünebilir ama iyi örnekler bunun mümkün olabildiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Türkiye'de bu meseleler üzerine düşünen, tartışan kişiler, uygulayıcılar, aktivistler yani çok temelde Aslında evet. hakim konut üretim modelini biz Sorgulama sorgulamadan, zor. adını nasıl koyarsak koyalım bu mevcut krizden de konut sorunu çözme şansımız da olmayacak ya da işte günü kurtaracağız Tabii. kurtarabildiğimiz kadar. En temel mesele nasıl bir yaşam hayal ediyoruz ve bu yaşamı beslemesi gereken mekansal ve toplumsal ve iktisadi kurgular neler ve bunları bütünlüklü ve birlikte ele alabiliyor muyuz? Hı hı. Bu bağlama oturtmak zorundayız. Bunun kaçarı yok diye anlıyorum bu anlattığın örnek üzerinden. Kesinlikle. Onu bir toplumsal süreç olarak görmek bizi yeniden bir araya getirecek. Yani o COVID ile tekrar kendi özel alanlarımızı hapseden dünyamızı da kırmak için bir çerçeve bence. tekrar başkalarıyla birlikte yaşamanın manasını hatırlamak, önemli değerini hatırlamak, görmek anlamı da taşıyor. O başkalarına yalnızca yetişkinlerin değil da dahil olduğunu, sokaktaki hayvanlarına dahil olduğunu, san dışı olan bütün varlıklarına dahil olduğunu, o birlikte yaşam, kooperatif yaşam, bunların hepsini zerk etmek istiyorum. Yani onlar, onlar dahil düşünmek istiyorum. Ama her şey ötesinde neden kooperatif sorusunun arkasında benim durduğum yerde e, konut sahipliğine endeksli olan anlayışın kırılması, onun piyasa mekanizmasından çıkması, özel mülk sahipliğinin bir ortak mülk formuna e, evrilmesi bağlamında değer taşıyor benim için. Ondan sonrası zaten geliyor bence. Yani ortak yaşam, birlikte yaşam aslında önce o o sorunu ortadan kaldırarak e, mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Yani bizim yeniden ortak mülk ya yani da müşterek mülkiyet fikrine bir ısınmamız gerekiyor. Çok teşekkürler Emrah. Ben teşekkür ederim.